81'de kaldık. 81. 81'deydik değil evet, mi? Evet. Evet. ...81. ayetten bir şeyler söylemiştik. Ama biz gene baştan alalım. Ve o bıraktığımız yerden de devam ederiz. Ve yekulûne ta. Onlar Müslümanların arasında bulunan ama kendisini Müslüman olarak takdim eden ama aslında münafık vari olan insanlar derler ki sana itaat ediyoruz. Bizim parolamız itaattır. Feyda berazu min indike, senin yanından ayrıldıkları zaman ya Muhammed, çıktıkları zaman beyyete taifetun minhum gayrellezî tekûl, senin söylediklerinin tam tersini onlar gece vakti düzmeye başlarlar, düzerler. Sen ne söyledin? Dini tebliğ ettin, anlattın. Ama onlar senden ayrılınca gece vakti bir takım düzme fikirler ortaya atarlar. Planlar, projeler ortaya atarlar. Senin davanı, senin anlattıklarının tam tersini ortaya koyarlar. Bunu geçenlerde anlattık. Bu günümüzde de oluyor bu. Yani bu olay, bu ayet peygamberimizin döneminde olmuş, bitmiş bir olay değil. Bugün de mesela biz talebelerimize ders veriyoruz. Bizim yanımızda bizi kabul eder gibi görünüyor. Fakat dışarı çıktığı zaman da bizim dediklerimizin tam tersini söylemeye başlıyor. Hatta bizim aleyhimize olarak da söylemeye başlıyor. Burada beni dinliyor, çıkıyor hemen müftülüğe koşuyor. Aynı, değişen bir şey yok ya. Bu ayet canlı, devam ediyor. Devam ediyor. Yani senin yanında sana tamam, hocasısın diye, hocasısın diye, sana muhtaçtır, not alacak senden diye, senin söylediklerini kabul ediyor. Allah böyle dedi diye düşündüğü yok. Ya bu doğrudur falan, öyle baktığı yok. Söyledi mesela. Hoca ne dediyse ona göre yaz yazılığını, al notunu ama dışarı çıktın mı ondan sonra başla onun aleyhine konuşmaya. Bunları yaşıyoruz. Yani ayet devam ediyor. Aynen peygamberimiz ders veriyor. Çıktıktan sonra dersten başlıyor adam peygamberin aleyhine konuşmaya veya o fikirlerin, o ilahi görüşlerin aleyhine konuşmaya başlıyor. Vallahu yektubu ma yubeyyitu. Onların gece düzdükleri fikirleri, planları, projeleri Allahu Teala ben kaydediyorum diyor. Yazıyor. Allah yazıyor. Tabii oradaki yazmaktan kasıt Allah eline kalemi almış da yazıyor anlamına değil. Meleklerine görev veriyor. Kiramen katibine ya'lemune ma tefalun diyor. Meleklerine görev vermiş. Onlar yazıyorlar. O manada Allah yazıyor diyor burada. Ve buradaki yazma olayı aynı zamanda Allah biliyor, tespit ediyor manasına gelir buradaki şey. O gece düzdükleri planları, projeleri, o konuştukları laflar hepsi kayıt altına alınıyor diyor Allah-u Teala. Ha buraya benim konuştuğum da kayıt altına alınıyor şimdi. Tabii. Ya dedim ya size ben buradan cehenneme giderim. Böyle kolay mı? Din adına konuşuyoruz. Allah adına konuşuyoruz. Her şey kaydediliyor. Benim konuştuğum sizin burada gelip dinlediğiniz de kaydediliyor. Siz de bundan sevap aldınız. Eğer ben sevap alacaksam siz de alacaksınız. Eğer ben ya yoldan çıktıysam, sizi çıkardıysam ne olacak? Benim günahım geometrik. Yani matematiksel değil ya. Geometrik. Fe'arıl anhum. Ya Muhammed onlardan yüz çevir. Takma onları. Ve tevekkül alallah. Allah'a güvenip dayan. Allah'a tevekkül et. Bana güven. Ve kefâ billâhi vekîlâ. Allah vekil olarak yeterlidir.
güvenip dayanılacak yer olarak yeterlidir. Bana sen. Onlar entrika kurmuşlar. İşte o gece toplandılar diyor Enfal suresinde, başka bir gece olabilir. İlla da bu gece değil. Başka bir gecede toplanmışlar. İşte öldürelim onu, hapsedelim onu, çıkaralım onu buradan filan diye. İşte Mekke'den çıkardılar bu adamlar. Bu pislikleri Allah-u Teala peygamberimize haber veriyor. Bak, üç tane proje ürettiler senin hakkında. Hem Kur'an'da kaydediyorum yani. Hem Levh-i Mahfuz'da kaydediliyor, hem Kur'an'da gönderiliyor, hem amel defterlerine yazılıyor. Ha, çeşitli kayıtlar oluyor. Bak, bu da kaydediyor bunu. Yani yaptıklarını Allah-u Teala burada Kur'an'da anlatıyor. Bak, kaydını yapmış bunlar. Efendim. Tabii bu işin dini boyutu olduğu gibi siyasi boyutu da var tabii. Bu çok önemli bir konu çünkü sosyal ahlakın çok önemli boyutlarıdır. Yani siyasette, yönetimde insanlar yönetirken konuştukları lafları sonra gidiyor adam onun aleyhine çıkıyor. Aleyhine oluyor. Aleyhine konuşuyor başbakan. Başbakana karşı çıkıyor, muhalefet ediyor. Kendi adamı, kendi yanına oturan adam. Böyle olmadı mı bu zamanda? Hep böyle olmadı. Hep böyle oldu, görüyorsunuz. Heh, yani. Şimdi nedir mesele? Mesele şu. Sorun nerede? Çözüm nerede? Yani bu sorun böyle. İnsanlar böyle münafık var, çifte standart oynuyorlar. Bunların sorunu nereden? İşte onun cevabını veriyor şimdi Allah-u Teala, bir soruyla soruyor. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Kur'an üzerinde düşünmediler mi? Bu adamlar diyor, düşünmeden hasta bunlar, hasta. Bunlar düşünememe hastalığı var bunlarda. Bak, soruyu soruyor. Ben sormuyorum. İşte İslam aleminin sorunu burada. Kur'an üzerine düşünmüyoruz da onda. Gayet basit. Ayet. Bu Kur'an'da iki ayette geçer. Bu tarz. Tam bu soruyu sorma olayı. Yani tam kelimesi kelimesine. Biri de Muhammed suresindedir. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَكْفَالُهَا diyor orada. Onlar Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Yoksa onların kalpleri kilitli midir? Aynen böyle. Oradaki soru. Onların gönüllerine kilit mi var? Yani demek istiyor ki Allah-u Teala, madem o ayete gittik, onu biraz irdeleyelim. Şimdi gönlü kilitliyor demek ki. Allah-u Teala öyle anlatıyor bu işi. Yani kafamızın anlaması için, bu insanoğlu bir kıymetli eşyayı bir yere koyar, kilitler de kasaya koyar. Kilitle kimse almaz da. Kimse girmesin o kasaya. O değerli eşyaya ulaşmasın diye. O kilitleme olayı, evini kilitliyorsun. Bunu biliyoruz. Ha, bir de gönülde kilit var diyor Allah. Bir de gönülün kapısı var. Ama onu kilitlediniz, Kur'an giremiyor içeri. Kaldı dışarıda. Bak. Allah-u Teala diyor ki, ya kalbinizi kilitlediniz mi yoksa? Kur'an kaldı dışarı, Kur'an geliyor oraya, dönüyor geriye. Açılmıyor o gönül. Kilitledin onu diyor. İnsanın özgürlüğü var. Kilitleyebiliyor. Bak, Allah kilitlemez insanın kalbini. Kendisi kilitliyor. Bak, özgürlüğe bak. Kendi kalbini kilitliyor. Allah-u Teala da gel demiyor ki, ben vurur kırarım o kilitler, atarım ha. Sen açacaksın onu diyor kuluna. Sen. Ben açarım istesem. O zaman bir anlamı kalmaz. İmanın bir anlamı kalmaz. Bir değeri kalmaz. Ödülün bir değeri, imtihanın bir değeri kalmaz. Benim yazılı kağıdımı benim hocam yazacaksa ne değeri kaldı o imtihanın? Sen açacaksın o kalbini. Anlaşıldı mı? Şimdi orada öyle söylüyor. Burada da aynı soruyu soruyor ama burada ayetin diğer yarısı farklı. Diyor, buyuruyor ki onlar Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Bu tedebbüre döneceğim.
de bitireyim ayetin manası. Velev kâne min indi gayrillâhi. Allah'tan başkasının katından gelseydi, o Kur'an'ı başkası gönderseydi, Allah'tan başkası gönderseydi, levecedu, bulacaklardı elbette, fihi onda, ihtilafen kesira. O Kur'an'da çok ihtilaflar bulacaklardı. Tezatlar bulacaklardı. Tezatlar. Anlıyor musunuz? Ama Kur'an'da hiç ihtilaf yoktur. Bu ifade ediyor ki Allah katından gelmiştir. Başkası değil, Allah katında. Yani insan düşüncesinde ihtilaf olur. İnsan gönderseydi ihtilaf olacaktınız onda. Ama bunu Allah'tan geldiği için onda ihtilaf yoktur. Çatışma yoktur onda. Muhalefet yoktur onda. Şimdi burada Allah-u Teala bir kelime kullandı. Bu kelimeyi daha evvelden böyle bahsetmiştik ama tedebbür kelimesini kullandı. Tedebbür. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de geçenlerde söyledim onu size. Nedir o? Esenyurt müftüsü benden doktora yapıyor. Ona bu konuyu verdim. Kur'an'da düşünme kavramını verdim ona. Yani Kur'an'da tefekkür var, tedebbür var, tezekkür var, teakkül var. Bunlar hep düşünme ile alakalı. Bu muhteşem bir olay. Yok böyle bir dil. Yani düşünceyle alakalı böyle bir dil yok. Böyle kavram yok. Ama bu Kur'an işte. Hem Rabça, hem Arapça. Arapça çok zengin bir dil. Gelişmeye, zenginleşmeye müsait. Allah-u Teala da o Arapçayı Rabça'ya çevirdi. Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Ha şimdi bu düşünme faaliyetlerinden biri tedebbür. Bu tedebbür kelimesi Allah'ın fiili olarak kullanılır. Nerede? Mesela şeyde kullanılır, Yunus'ta. Yunus 3 olması lazım. Bak açtım, orası geldi bak şimdi. Bak. İnne rabbekumullahu allazi halakas semawati vel ard. Sizin Rabbiniz olan Allah, gökleri ve yeri yaratan adam, varlık Allah, fi sitteti eyyamin, altı devirde, sümme seva alel arş, sonra arşı kapladı, yudebbirul emr, debbere yudebbiru, işi idare eden demektir. Debbere. Bak şimdi bu ayeti getirelim şimdi. Bak şimdi. Bu işin zevki budur ha. Ben öyle zevk alıyorum. Şimdi debbere kelimesi Allah'ın eylemi, yönetimi, kainatı yönetmesi, işi, bütün işleri yönetmesi manasında kullanılıyor bu debbere. Bu debbereden Allah akıl demiş, düşünme demiş. Demek ki bütün işleri, insanların işlerini akıl idare edecek. Akıl. Anladınız mı? Bak şimdi bak, bu ayet ne diyor burada? İşi idare eder Allah. Bu idare kelimesinden, debbereden, yönetimden aldı işi, getirdi düşünceye burada. Bu ne anlama geliyor? Yani memleketi kişi değil, akıl idare edecek, düşünce idare edecek yani. Bir memleketi idare eden en iyi düşünen adam olacak. En akıllı adam olacak. Anlıyor musun? Bu hale bak. Yani Kur'an bu, Kur'an. Bunun adı Kur'an. Şimdi bir tane daha var mıydı? Vardı galiba. Bakayım.
Secde suresinde olması lazım. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى. Bak burada da var. Allah işi gökten yere doğru idare eder. Yani yerel kanunlar, yerel oluşumlar göksel oluşumlara bağlıdır. Bak. Gökten yere doğru idare ediyor. İyi dikkat edin. Dikkat edin buna bakın. Göksel kanunlar yerel kanunları idare ediyor. Yukarıdan yağmazsa yerde bir şey çıkmaz. Göksel kanunlar olmadan, güneş olmadan sen yerde ne bulacaksın? Bitki mi bulursun? Cam mı bulursun? Yani bak işe bak sen şimdi ya. Neyse bu ayeti biz anlatacak değiliz burada ama buradaki olay şu. Yine burada yudebbirul emre diyor. Demek ki debbere kelimesi, bakın biraz teferruatta anlatıyorum, anlaşılmayacak yer kalmaması için. Çünkü Rabbim bana diyecek ki ne yaptın orada, bu ayetleri sen hiç görmedin, sen ne biçim hocaydın orada. Bunlar bana sorulacak. Ha şimdi debbereden şunu anlıyoruz. Efendim, yönetmek anlamına gelir. E ya Rabbi sen tuttun, senin fiilini getirdin buraya, bize verdin. Ve buna düşünme dedin. Ne alakası var ya Rabbi? Şunu söyledim sana. Bu dünyanın işleri, siz işlerinizi düşünceyle, akılla çözeceksiniz. Akılla. Düşünce akıl faaliyetidir. Akılla çözeceksiniz. Onu dedim, onun için yaptım bunu ben. Onun için sordum bunu. Ha. Şimdi burada ne mana geliyor? Şu mana geliyor. Kur'an'ı düşünmediler mi? Ha, debbere denen akıl ile Kur'an'a yaklaşacaksın. Ha, iş değişiciğini bak. Kur'an denen ilahi vahyin debbere dübür denen akılla yaklaşacaksın. Aklın bu boyutuyla, bu düşünce boyutuyla yaklaşacaksın diyor Kur'an'a Allah. Anlıyor musunuz şimdi? Ha! Ya Rabbi bu debbereye neden düşünme manasını verden? Bu kelimenin bir kök anlamı da arka demektir. Geçenlerde söyledim size. Arka. Arka demek. İnsanın arkasına dübür denir. Arka manası. Bunu çok farklı manada kullanmışız da ama arka demektir. Meselelerin arka boyutunu düşünme anlamına gelir debbere. Anlıyor musunuz? Bir görünüş yüzeyini, görüntüyü böyle görürsün, fenomeni görürsün, görüntüyü, zahiri görürsün. O zahire göre tefekkür edersin. Ona tefekkür diyor. Ona ayrı diyor. Ama debbere meselenin arka boyutunu düşüneceksin. Yani Kur'an'ın arka boyutu nedir? Allah. Allah'tan geliyor. Sen Kur'an'ın arka boyutuna vardın mı Allah'a gidiyorsun. Anlaşıldı mı şimdi? Demek bu düşünce tarzı aklın debbere faaliyeti, meselenin arka boyutunu görebilen düşünce tarzına diyorum ben bunu diyor Allah. Bu debbere kelimesinin başka bir anlamı fekut'a dâbirul kavmi diye geçer. Dâbir kalıbında geçer. Dâbir kök demektir. Kök. Asıl. Kök. Onların kökleri kesildi diyor Allah Teala. O milletin kökünü kazıdım diyor. Kök manasına geliyor debbere. Dâbir. Ha, meselenin kökünü düşünmek anlamına geliyor. Bak görüyor musun?
meselenin kökünü düşüneceksin, kökünü. Bu nereden geliyor? Ebe kardeşim, sen insanı böyle görüyorsun ama nereden geldiğini biliyor musun? Allah-u Teala oraya götürüyor bizi. Sen neydin? Sen bir zaman diyor topraktaydın. Oradan bitkiye geldin. O baban, o annen o bitkilerden yedi. Ondan sonra o bitkinin içinden geçirdim seni. O gıdadan geçirdim seni. Kan yaptım seni. Ondan sonra sperm yaptım seni. Ondan sonra annenin karnından getirdim. Ne hicret yaptırdım sana biliyor musun diyor Allah. Of 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 of. Ha mesela Kıyamet Suresi'nde bunu bir anlatıyor. Şimdi seni nereden geçirdim ya? O babanın yediği hamsideydin, balıktaydın sen. O yediği domatesteydin sen. Nereden geçtin geldin sen? Aslının kökünü düşünüyor musun diyor Allah-u Teala. Beni orada görürsün. Benim kudretimi orada görürsün. Aslının kökünü düşünürsen. Yani böyle düşündüğün zaman işte o buna tedebbür deniyor. Yani işin kökünü götüreceksin, kökünü. O ağaç nereden gıda alıyor? Meyve yiyorsun. O senin önüne nasıl getirildi? O ağacın bedeni o topraktan nasıl gıdayı aldı? O ağacın bedenine yukarıya doğru çıktı. Onun dalında o çiçeği verdi. Ondan sonra o meyve oluştu. Onu o efendim olgunlaştı. Bir bak ona diyor. Ayette bak şimdi evvel Hazreti de ben. Bir bak. Uduru ila semerihi iza esmera ve yen'a. O meyve daha yeni teşekkül ettiğine bir bak, bir de olgunlaştı, yiyecek hale geldiğine bir bak diyor. En'am suresi. Aman. Tam da oraya açtım baka burada. Kaçıncı ayet? 99. ayet. Ha yani, şimdi düşünen adam, meselelerin kökünü düşünüyorsa, arka boyutunu düşünüyorsa, buna biz tedebbür diyoruz. Bu kelime, bakın bir kelimeyi anlatıyoruz ha. Yani bir kelimeye kaç dakika kaldık. Şimdi, işte bu tedebbür denen düşünce akıl faaliyetiyle Kur'an'a yaklaşacaksın diyor. Onu yaklaşırsan anlarsın Kur'an'ı diyor. Onun Allah tarafından gönderildiğini, başkası tarafından gönderilmediğini, başkası tarafından gönderilseydi ihtilaf olacağını, Kur'an'da ihtilaf olmadığından dolayı benden geldiğini anla. Ama bu düşünce kalıbıyla, bu düşünce faaliyetiyle bunu anlayabilirsin diyor. Şimdi demek ki arkadaşlar, tedebbür anladınız mı? Bir de tedebbür de, tedbir var ya tedbir, tedbirini almadın. Tedbirini almadın deriz ya. Tedbirini alsaydın böyle olmazdı. Ha, bak bu buradan geliyor ha. Bu düşünce buradan geliyor. Tedbirini alma. Akıl tedbirini alır. Anlıyor musun? Tedebbür denen düşünce faaliyetiyle akıl kendi tedbirini alır şeytana karşı. Anlıyor musun? Yanlışa karşı tedbirini alır. Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Bu düşünce tarzı tedbir anlamında, tedbirini almak anlamında insanın koruma mekanizmasıdır. Düşünce tarzı, bu düşünce. Ne demek yani? Şimdi her hayvan düşmanına karşı bir tedbir alır. Allah öyle bir donanım vermiş ona. Mesela geyik, arkadan koşuyor aslan bakıyorsun, geyik öyle kaçıyor yakalayamıyor. O geyiğin bir donanımı, bir tedbiri var, o koşmasın. Başka bir tedbiri yoktur yani, yakalandı mı bitti. Başka bir silahı yok, koşma silahı. Her canlının bir tedbiri vardır düşmanına karşı. Arkadaşlar dikkat edin. Allah-u Teala da diyor ki senin şeytana karşı tedbirin aklındır, düşüncendir. Aman. Fırlayın havaya da.
Anladım. Senin tedbirin budur diyor. Savunma mekanizması. Her canlının bir savunma mekanizması vardır. Tırnakları var, pençesi var, şusu var, buzu var, dişleri var. Düşmana karşı saldırdığı zaman hepsini kullanıyor o mekanizmaların. Ha, peki insanın insanın pençesi yok. İnsan pençesi olmadığı için silah yapmış. Efendim? Ama insanın esas pençesi, esas dişi aklıdır, düşüncesidir, tedebbürüdür. Olay bu. Hangi ders veriyorum size biliyor musun? Birinci sınıf ha. Yok öyle ki. Ha demek ki tedebbür, tedbir almak anlamında. Akıl tedbir alır. Bizi düşmanımıza karşı korur. Kim o? Kim o düşmanımız? Şeytan. Kim o düşmanımız? Nefis. Nefis düşmanına ve şeytan düşmanına karşı akıl tedbir alır. Tedbir alamıyorsan senin aklın çalışmıyor. Bitti. Senin tedbirin yok kardeşim. Sen evin etrafını sarmadın. Arazinin etrafını çit yapmadın. Dikenli telle sarmadın. Duvarını yapmadın. Bütün hırsızlar düşman geliyor. Bizans bile anlamış. Bak duvarları yapmış. Bizans duvarlarını yapmış. İstanbul surlarını yapmış. Çin Seddi'ni yapmış adam korumak için. Tedbirini almış da düşmana karşı. Kardeşim senin şeytana karşı, nefsine karşı duvarın nerede? Çitin nerede? Akıl, tedebbür işte. Bu. Ben de coştum ha. Ya. Kendimi kaybettim. Ha öteki düşünce tarzlarını bırakıyoruz. Yani onlar bize bir tedebbürü konuşuyoruz. Fakat bu tedebbürün bütün manalarıyla bir araya getirdiğimiz zaman ahlakın temelidir. Anlıyor musunuz? Bütün faaliyetleriyle aklın, tedebbür faaliyetleriyle ahlakın temelidir. Bunu tefsirde açıkladım bunları. Şimdi Allah-u Teala soruyor. Ya düşünmüyor musunuz? Hiç Kur'an üzerinde düşünmüyor musunuz? Ha bu soruyu ben hocayım. Hocalar tabakasından. Siz Müslümanlar hepiniz bunu yapmanız lazım. Bunu herkese soruyor Allah bu soruyu. Kafire de soruyor bunu. Kur'an üzerine düşünüyor musun? Bana bunu söyleyin. Ha, ben bu soruyu size soruyorum ama hakkım var sormaya çünkü kendim bu işi yapıyorum. Kendim yapmadığım işi bu soruyu soramam. Sizden bunu bekleyemem. Ben yapmasam bunu, çünkü 50 senedir bununla uğraşıyor. Görüyorsunuz bir kelimeyi yarım saat anlatıyor. Ha? Anlıyorsun değil mi? Ha, bunu anlamadıysan git attayın köprüden aşağı. Ama bu soruyu soruyorum. Önce hocalara. Sonra size. Kur'an üzerine düşünüyorlar mı? Bu ayetin gereğini yerine getiriyorlar mı getirmiyorlar mı? Bu ayet namaz gibi farzdır. Bu ayet hac gibi farzdır. Anlıyor musunuz? Ama bizde yok ki bu. Biz Kur'an üzerine ne yok Kur'an üzerine? İlmi hali anladık da bitti daha. Ne alakası? Biz abi de hurafelerle beraber yaşıyoruz abi burada. Seninle ne alakası var hocam yani senin şimdi? Sen Kur'an düşüneceğiz üzerinde, tedebbür edeceğiz. Sen de tedebbür edeceksin. Demek ki Kur'an'ı üniversitesinin bu bir üniversite olduğuna göre bunun fakültelerinden birisi düşünce fakültesidir. Akıl fakültesi. Kapısına akıl fakültesi yazıyor. Aha bu. Aha orada ders veriyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti görmemezlikten gelemez Müslümanlar. Hocalar, önce hocalar. Kur'an'ı halletmeden hiçbir şeyi halledemezsin. Yok efendim şuymuş, yok buymuş, şu ilimmiş, bu ilimmiş. Bırak onu sen. Sen Kur'an-ı Kerim'i hallettin mi? O ilimleri Kur'an'dan çıkartabiliyor musun? Senin o kelamını, senin o fıkhını, Allah'ın fıkhını bilmeden beşerin fıkhı olur mu?
Olay bu. İşte bak. Düşüneceksin diyor Allah. Tedebbür edeceksin. Kur'an üzerinde. Ben demiyorum bunu. Bu dahi söylüyor. Devam edelim. Bu tedebbür bizi aldı götürdü. Nerelere götürdü? وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوْ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ Onlara bir emir gelince, bir iş, bir olay, bir emir, مِنَ الْاَمْنِ güvenden, barıştan yana, güvenden yana, اَوْ الْخَوْفِ yahut korkudan yana, اَذَاعُوا بِهِ Ondan rahatsızlık duyarlar yani. Onu yayarlar. Onu etrafa saçarlar. Bunlar, bu münafık var olan adamlar. Onu etrafa dağıtırlar böyle, haber ederler ona. Anlıyor musun? Rahatsız olduklarından onu etrafa yayarlar. Şimdi ayete mana vereyim de dönelim açıklayalım. وَلَوْ رُدُّهُ اِلَى الرَّسُولِ Onu peygambere götürselerdi o haberi, o güven haberini, barış haberini veya savaş, havf dediği savaş, korku haberini efendim götürselerdi peygambere. Ve ilâ ulil emri minhum ve kendi içlerindeki efendim uzmanlara, emir sahiplerine, emir sahiplerine, uzmanlara götürselerdi. لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ Onu anlayacak olan, bilecek olan يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ Onlardan onu istihraç ederdi, çıkarırdı. Uzman bildiği için o mesele, o olayların içerisinden bir fikir çıkarıp onlara sunardı. Derlerdi. Bu işi yapmadan hemen haberi yaydılar. وَلَوْلَا فَوْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın fadlı, lütfu sizin üzerinize olmasaydı ve rahmetuhu ve rahmeti olmasaydı لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْتَانَ Elbette siz şeytana tabi olurdunuz. اِلَّا قَلِلَا Çok azınız hariç çoğunuz şeytana tabi olurdunuz. Şimdi böyle bir ayet koydum. Tabi bu genelde savaşla alakalı efendim bir konu bu. Şimdi ayeti açıklayalım. Bir iş, bir emir, bir iş güvenle alakalı veya korkuyla alakalı. Korku dediğimiz burada savaşla ilgili bir haber gelince güvenle bu münafık adamlar bunu hemen etrafa yayarlar. Hiç onun doğruluğunu, yanlışlığını araştırmadan yayarlar onu diyor. Bu tabii şimdiden söyleyeyim aklıma gelmişken muhteşem bir basın ahlakı koyuyor bu ayet. Anlıyor musunuz? Hucurat galiba 4-5 6. ayet olması lazım. Hucurat 6 ile beraber bir araya gelince, bu şimdi o ayette mana vereceğim. Bir araya gelince, bugüne aktarınca muhteşem bir basın ahlakı prensibi koyuyor. Basın, basın. Tabii o zaman basın yoktu. O zaman basın dediğin şey ağızdan ağıza konuşma. Ağızdan kulağa konuşma. İnsanlar bir araya geliyor, dedikodu yapıyor. İşte haberi, yanlış bir haberi yayıyor. Bunu gündeme getiriyor Allah-u Teala. Efendim, haberi yaymadan evvel onu uzmanına götüreceksin. Peygamber varsa peygambere götüreceksin. Allah-u Teala. Peygamber yoksa uzmanına götüreceksin. O haberi anlayan, onu yorumlayan, onun kaynağına giden hakikaten böyle midir diye soracaksın. Bu Müslümanın sosyal ahlakıdır da aynı zamanda. Sadece basın ahlakı değil bu. Bu aynı zamanda sosyal ahlakıdır. Bu aynı zamanda aile ahlakıdır.
Adamın hanımı hakkında veya kocası hakkında bir takım uydurma yapıyorlar. Bu adam gidiyor falancıya efendim dost edindi filan. Efendim bu kadın ipe sapa gelmeyen davranışlarda bulunuyor diye laflar dönüyor. Ha işte ahla ay bunu araştıracaksın. Bu aynı zamanda aile ahlakı, bu aynı zamanda siyasi ahlak, bu aynı zamanda sosyal ahlak, bu aynı zamanda basın ahlakı. Ha bu ayet nerelere gidiyor? Nerelere? Yani bir ayetten işi bitiriyor Allah. İki ayet. Ha o şeyi de katalım oraya. Hucuratı da getirelim buraya. O oraya öksüz kalmaz. Orada diyor ki Allah-u Teala. Ya eyyühellezine amenü in ca'ekum fasikum binebeyin. Fasık bir adam size, fasık diyor ona. Yoldan çıkmış bir adam. Evet. Fasık bir adam size bir haber getirdiği zaman fetebeyyenu araştırın onu diyor. Baba. En tusibu kavmen bi cehaletin bilmeyerek cahillikle bir adama muamelede bulunursun. O haberden dolayı. En tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Ve yaptığınızdan dolayı sonra da pişman olursunuz. Halbuki o adam öyle bir şey yapmamış. Yanlış bir haber getirdi sana o fasık. O fasık yanlış bir haber getirdi sana. Bakın şimdi şu Kur'an-ı Kerim nasıl bir basın ahlakı koydu. Şimdi basında yazıyor adam. Yazıyor adam. Hiç araştırmadan duymuş bir laf. Yaz babam yaz. Bir de sonra bakıyorlar ki adam böyle bir şey. Buyur şimdi cenaze namazına. Biz hep öyleyiz. Baştan aşağı öyleyiz. Böyle bir laf konuştu mu filan aslında aramadan devam ediyoruz. Bu siyaseti de kirletiyor. Adamın hiçbir şey söylemedi. Hemen onu da söyledi diye başbakana söylüyorlar. Öyle yapmadı. Başbakan da ona yanlış bir muamelede bulunsa, araştırmasa ne olur? Ne olur? Şimdi bu burada bunu Allah-u Teala anlatıyor. Dolayısıyla bir haberi araştırmadan sakın ha yaymayın. Onlar yayıyorlardı diyor Allah-u Teala. Bu yayma ne demektir hocam? Ne anlat bize? Şeytana tabi olmaktır. Bunu ayetin devamı söylüyor. Söylüyor. Lettebe'atumu şeytan. Elbette şeytana tabi olurdunuz. Yani burada Allah'ın lütfu olmasaydı, rahmeti olmasaydı şeytana tabi olurdunuz. Ben engelliyorum. Bu kötü muameleleri, haberleri ortaya çıkarıyorum. Hazreti Ayşe'yi düşünün, iftira ettiler ona. Allah-u Teala işte Allah'a fadlından, lütfundan, rahmetinden müdahale etti. Lehvi Mahfuz'dan ayeti gönderdi. Hazreti Ayşe'nin böyle bir şey yapmadığını ispatını yaptı. İşte bu bir lütuf işte. Bu bir ihsan. Bu bir rahmet. Ama ben düzelttim onu diyor. Kimse düzeltemedi bu işi. Peygamber de düzeltemedi bu işi. Hazreti Ebu Bekir de düzeltemedi. Hazreti Ayşe de düzeltemedi. Allah dedi işi ben ele alayım da bari bu kurtarayım sizi. Bu çok perişan durumdasınız. Burada peygamberin hanımına iftira ediyorsunuz. Siz bu haberleri yayıyorsunuz. Bu ne haldir? Bu ne haldir diye Nur suresini gönderdi Allah-u Teala. Daha ancak Hazreti Ayşe dedi ki benim namusum bak Kur'an'la ispatı var. Anladım mı şimdi? Tabi bu bir örnek. Bu insanlar bir örnek yani. Hani Hazreti Ayşe'nin olayı o olay olduktan sonra ne hükümler geldi o Nur suresinde. Aman. Namuslu bir kadına iftira edene 80 değnek vuracaksınız ve ebediyen onun şahitliğini kabul etmeyeceksiniz. O adam fasıktır dedi Allah. Böyle bir hüküm koydu. Neler geldi o Nur suresinde neler var? Bu geçen sene okuttum onu. Doktora öğrencilerine okuttum onu. Dediler hocam. Ben onların isteğini bıraktım. Nereye? Hangi süreyi istiyorsun dedim. Nur süreyi istedi bir kızımız onların içerisinden. Peki dedim hadi başlayalım Nur suresinden. Bir sene onu okuttum. Bir sene. Şimdi burada gerek Hucurat suresindeki ayeti ve gerekse bu ayeti ele aldığımız zaman olay şu. Müslüman bir haberi
münafık gibi hemen yaymaz. Duyar duymaz hemen yaymaz. Münafık bir Müslüman bir haberi araştırır diyor. Fetebe yenu, araştırın diyor Allah-u Teala. Ben demiş. Ha namaz kılmak, ha haberi araştırmak. Hiç fark yok. Allah'ın emri. Ha ekimiz salata, ha fetebe yenu. Bir şey yok. Şimdi tabi burada em dediğimiz olay, güven dediğimiz olay, iman bundan gelir. Bak iman, iman. İmanlı adam güvenilen adamdır, iyi bilin ha. İman güvenden geliyor ha. Oho, bizde ne ara? Bizde ne gezer? Bu em kelimesi iman da bundan geliyor. Aslı kelimenin aslı güven demektir. İmanı buradan getirdi Allah. Ya Rabbi nasıl getirdin bunu? E getirdim dedi. Müslüman güvenilen adam olacak da ondan. Güven varsa sende, iman var sende. Güven yoksa senin imanın nerede diyor Allah? Nerede? Nerede? Anlıyor musunuz? Bugün coşturdunuz beni. Evil havfi diyor yahut bir korku. Ya da bu da savaş anlamına gelir. Korku ile ilgili, savaşla ilgili bir haber gelince hemen başlıyorlar. Vıdı 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 toplumda bir haber falan böyle öteye beriye bir karamsarlık, bir problem yayıyorlar öteye beriye diyor Allah-u Teala. Halbuki ne olmalı? Metot ne olmalı diyor Allah-u Teala. Orada fetebeyyenü diyor. Araştırın diyor. Burada danışın diyor. Problemi, o güven ve korku haberini diyor peygambere götürün. Ona sor. O çözecek bu işi. Çözer bu işi. Metodu anlatıyor şimdi. Bir araştıracaksın, bir de o haberi peygambere götüreceksin veya uzmanına götüreceksin. Uzman adam onu bilir. Onu çözer, ondan istinbat yapar. Ondan çıkarım yapar. O onu anlar. Olayı getirdiğin zaman da çözer onu. Şimdi siyaset hakkında konuşuyoruz işte. Başbakan hakkında konuşuyorlar, ne hakkında konuşuyorlar. Lehte, alehte, dünya kopuyor. Hiçbir tanesi bunu uzmanına soruyor mu? Yok. Yok. Hiçbir tanesi araştırma yapıyor mu? Yok. Konuş babam, konuş. Bak bu öyle olmaz. Müslüman böyle yapmaz. Ama diyor Allah-u Teala, bu o kadar kötü bir şey ki, yani bu iftiraların, yalanların, dedikoduların, uygunsuz haberlerin, toplumun birlik beraberliğini bozacak haberlerin, toplumun şeyini bozacak, heyecanını bozacak haberlerin yayılması o kadar kötüdür ki, ben devreye giriyorum. Yani bunu siz çözemiyorsunuz. Ben devreye giriyorum. Benim lütfum olmasaydı, rahmetim olmasaydı şeytanın tabi olacaktınız. Ben müdahale ediyorum size. Ben size müdahale ediyorum. Yoksa çoktan şeytana tabi oldunuz. Ha bu ne anlama geliyor demek ki? Yanlış bir haberin peşine gitmek şeytana tabi olmaktır. Net. Net. Şeytan orada rol oynuyor. Ay, horon ediyor. Müslüman dedikodu yaptı mı, yanlış bir haberin peşine gitti mi, şeytan onda dans ediyor. Öyle bir halay çekiyor ki. Her söylevinde, halayda, türküsünde bana tabi oldular diyor. Bana tabi oldular diyor. Aa başardım diyor. Başardım diyor şeytan. Öyle diyor. İlla galila. Çok azınız şeytana tabi olmazdınız diyor Allah-u Teala. Çok az. Öyle aklı başında adamlar efendim uymazlar. O
söylenen haberlere, o yanlışlara, o entrikalara uymazlar diyor. Onlar çok az adamdır diyor. Demek ki kaliteli adamlar çok az. Kaliteli Müslüman çok az. Anlıyor musun? İki ayette ayet bitti, şey bitti, vaaz bitti. Bizim ayet de bitti. Şimdi nereden başlayacağız sonra? 74. Şimdi arkadaşlar, tabii ben de bir tatil yapayım, bir dinleneyim. Ben sene boyu çalışıyorum. Kitap yazıyorum, size vaaz ediyorum, okula ders veriyorum, doktora dersi, master dersi, lisans dersi, gazeteye yazı yazıyorum, televizyonlara gidiyorum filan, şu bu, konferanslara gidiyorum, ben yoruluyorum. Biraz da tatil yapalım. Gene oraya kitaplarımı götürüyorum, gene yazar. Ya durmak yok. Öyle şey yok. Ama sizden ayrılıyorum. Manası bu. Bir 4 hafta beraber olamayacağız inşallah. Efendim, ama orada da vaaz edeceğim. Gene oradaki insanlara da vaaz ediyorum cumaları. Orada her namazdan sonra dönüyorum, sohbet ediyorum. Orada aşırı okuyor çocuk. Aşırı oku diyorum, okuyor. Hemen bu ayette Allah-u Teala bunu anlatıyor bana. 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika falan. Orada hemen hemen günde 3 vakitte bunu yapıyorum. Efendim. Şimdi sizden ayrılıyoruz. Bu 21. yılımızın bitimi. Tabii biz Temmuz ayında başlamadık. Daha sonraki ayda başladık. Ağustos'ta başladık ama tatil buraya geldiği için, yani burada 21. yılımızı bitiriyoruz. Tabii 21 sene evvel düşünün ki burada ben geldiğimde yeni doğan çocuk şu anda askerde veya üniversitede okuyordur. Efendim, büyük bir mesai veriyoruz. Bu Kur'an'ın projesini bitirelim diye. Çünkü Kur'an'ı sırayla gidiyoruz. Buraya beni getiren Hacı Şevki bu projeyi o başlattı. Tabii buradaki sevabımızın yarısı da ona gidiyor. Oturduğu yerden sevap alıyor. Şimdi aşağıda ayet gelecek. O ayette göreceksiniz onu. Bu söylediğimin doğru olduğu. O kendisi de görecek. Bu da siz de göreceksiniz. Bir sonraki vaazımızda inşallah oraya geleceğiz. Efendim. Buradaki dernekteki arkadaşlarımız, efendim, hep beraber bu sevapta faydasını alıyorlar. Sevabını alıyorlar. Efendim, siz de dinlediğiniz için sevap alıyorsunuz. Ben size bu önümüzdeki bir ay içerisinde hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu Ramazan'ın sizlere, bizlere ve bütün dünya insanlığına, İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah tutacağınız orucu kabul buyursun. Amin. El Fatiha.